Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Şubat 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, öncelikle ayın genel başlıklarına bir göz atalım. Aslan burcunda dolunay meydana gelecek. Balık burcunda yeni ay var. Venüs ve Neptün balık burcunda birleşiyor bu ay. Merkür 11'inden sonra kova burcuna geçecek ve Mars ay boyunca ikizler burcunda ilerliyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Şubat ayı size neler getiriyor? Sevgili kovalar, Ocak sonunda burcunuzda bir yeni ay doğdu biliyorsunuz. Bu etkili hayatınıza yenilikler getirdi, getirmeye de devam ediyor. 5 Şubat'ta Aslan burcunda bir dolunay meydana gelecek ki bu dolunay sizin için çok önemli. Yılın önemli bir dönemi. Güneş sizin burcunuzda 19 Şubat'a kadar. Dolayısıyla bu dolunay hayatınızda önemli farkındalıklar getiren, dönüştüren, bazı amaçlarınıza sizi ulaştıran, belirgin etkileri olan bir dolunay. İlişkilerinize daha fazla mercek tutuyor aslında. Burada bir aydınlanma getiriyor, bir farkındalık getiriyor. Her türlü ilişki dinamiğinizde, eş partner ilişkilerinizde, işbirlikleri, ortaklıkla ilgili beklentilerinizde ya da evlilikle ilgili konularınızda bu dolunay artık bir karar verme süreci, bir tamamlanma dönemi, bir dönüşüm dönemi aslında. Bunlar geçtiğimiz ay başlamış konular olabilir. Geçtiğimiz Temmuz-Ağustos aylarında başlamış bazı konular olabilir. Süreçte beklediğiniz ya da emek harcadığınız işlerle ilgili de olabilir. Şimdi bir sonuç alma dönemindesiniz. Birçok kova aslında önemli ölçüde etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa ve doğum gününüz özellikle 1-12 Şubat arasıysa bu dolunayın sizin için çok daha güçlü tesirler getireceğini söyleyebiliriz. Evlilik kararları, ortaklıklar, süre gelen ilişkilerinizde belki önemli bir dönüm noktasında olabilirsiniz. Yani bu eşinizle, partnerinizle bir karar vermeniz, başka bir yola çıkmanız da olabilir. Evet, Uranüs etkisi de var bu dolunayda. Dolayısıyla değişimleri, hani ayrılmaları, kopmaları da tetikleyebilir. Yani bir ilişkinin bitmesi ya da başka bir alana doğru yönelmesi mümkündür. Ve bunlar sizin kariyerinizi de bir şekilde etkileyebilir. Ev yaşam düzeninizi de etkileyebilir. Çalışma hayatınızı da bir şekilde şekillendirebilir. Toplumdaki statünüzde, duruşunuzda, medeni durumunuzda da önemli etkiler getirebilir. Sevgili kovalar, dolunayın tesirleri ay başından itibaren ayın ortalarına kadar olan süreçte güçlü bir şekilde devam edecek. Evet, Şubat ayı hızlı bir ay, değiştirici bir ay. Birkaç aydır retro gezegen tesirleri nedeniyle gerçekten zorlandık. Yani bir şeyleri düşündük ama yapamadık. Ertelendi, gecikmeler oldu, engeller oldu. Kararsızlıklar, belirsizlikler vardı ama bu ay öyle değil. Birçok yani gezegenlerin hepsi ileri harekette ki bu az rastlanan bir durum. Dolayısıyla günlük hayatımız da hızlanacak. Düşüncelerimizi hayata geçirebileceğiz ve daha hızlı sonuçlara ilerleyebileceğiz. O yüzden doğru niyetler belirleyelim. Doğru adımlar atalım. Çünkü eylemlerimizin sonuçları hızlı gelebilir. Evet, Mars ay boyunca ikizler burcunda. Dolayısıyla güzel bir Mars desteğimiz var. Burada hava elementinden olduğu için güzel bir Mars desteğimiz var. Yani özellikle zihinsel anlamda üretkeniz, kendimizi iyi ifade ediyoruz. Bir toplantıda, görüşmede, bir ortam içerisinde, sosyal ortamlarda, arkadaş ortamlarında, iş ortamlarında konuşma, bilgi paylaşma, bir şeyi öğrenme, öğretme, eğitim alma, yazma, çizme konularında iyi. Yani Mars'ın burada çok güçlü bir etkisi var. Ay boyunca devam ediyor. Sosyal hayatınızı da bu etkileyecek. Hani ikili ilişkiler ve romantik konularda da çok iyi kendinizi ifade edip başkalarını ikna edebilecek pozisyondasınız. Ayın 11'inden sonra Merkür de burcunuza geçiyor ki bu artık gerçekten sizin zihinsel yaratıcılığınızı, hızınızı çok arttıracak. Yani her türlü bir fikir üretme, bir düşünceyi üretme, bir şeyleri okuma, öğrenme, yazma, çizme, buralarda çok hızlanıyorsunuz. Tabii ki bu görüşmeler, toplantılar olabilir, yazışmalar olabilir, seyahatler, ulaşımla ilgili hareketlilik, hayatınızda bunlar çok ön planda. Dolayısıyla Şubat ayı sizin için belki de bu yılın en hızlı ve en verimli aylarından birisi ve sonuca çok odaklısınız ve hızlı sonuçlar da alabileceğiniz bir ay. Tüm bunları değerlendirin. Venüs ay boyunca ayın 20'sine kadar balık burcunda olacak ve 14, 15, 16 Şubat burada Venüs'ün Neptün'ün kavuşumunu görüyoruz para evinizde. Şimdi burada da enteresan bir Venüs desteği var. İdealize ettiğiniz bir şey, hayal ettiğiniz bir şeyi alma,
yani bir şeye sahip olma gibi bir etkiniz var. Aynı zamanda tabii ki kazanç evidir burası. Yani bir değer ürettiniz, para bekliyoruz, paranızı idealize ettiğiniz, belki hayal ettiğiniz bir parayı bulma, buna kavuşma gibi bir etki var. Çok tabii ki aşırı romantik, çok hayalci davranmayın. Orada Neptün zaman zaman biraz sisli, puslu, belirsiz bir etki çıkarır. Ama diğer tüm gezegenlerin pozisyonlarının olumlu olması, güçlü destekler almanız, işte Merkür'den, Mars'tan olumlu destekler almanız buradaki pozisyonu aslında daha ulaşılabilir. İdealize ettiğiniz bir şeyin daha kolay olabileceğini gösteriyor. Parasal konularda yardım almanız, yardımlaşma temalarının olması mümkün. Yaratıcılığınızı kullanmanız ve bunun sonuçlarını almanız mümkün. Burada hoş etkiler altındasınız. Güzel hediyeler de gelebilir, sizi mutlu edecek. Yani sizi sevindirecek bazı bu anlamda sahiplenmeden bir şeylere sahip olma gibi bu durumda söz konusu olabilir. Ayın 19'unda artık Güneş burcunuzdan ayrılıyor. Dolayısıyla bu ay doğan tüm kovalarında doğum gününü kutluyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Gerçekten Güneş 19'una kadar burcunuzda olduğu için sizin için yılın en önemli bir dönemi. Ama 20'sinden sonra artık Balık burcuna geçecek. Balık burcunda da bir yeni ay var. Ayın 20'sinde 1 derece Balık burcunda yine para evinizde doğuyor. Bu yeni ay yine parasal kazançlarınızla ilgili, size ait bir şeyleri değerlendirmek, üretmek, çoğaltmakla alakalı bir kapı da açabilir. İşle ilgili bir konuyu netleştirebilir. Genel anlamda maddi güvencenizle ilgili beklentilerinizde fırsatlar verebilecek bir yeni ay doğuyor. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Bu özellikle değişken burçlarımızı daha fazla etkilediği için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 1 derece ve yakınlarında Balık, Başak, İkizler ya da Yay burçlarında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu yeni ay sizin için çok daha belirgin. Parayla ilgili, gelirlerinizle ilgili, iş durumunuzla ilgili alanlarda yeni kapılar size açabilir. Ve ayın 20'sinde Venüs Koç burcuna geçecek. Jüpiter şans gezegenimiz, zaten Koç burcunda biliyorsunuz. Jüpiter büyük şans, Venüs küçük şans. İkisi bir araya geliyorlar. Şubat'ın son günlerinde ve Mart'ın ilk günlerinde bu etki devam edecek. Üçüncü evinizde Venüs Jüpiter kavuşumu kısmetli, şanslı bir durum aslında ki herkes için belirli bazı farklı şanslar getirebilir bu. Çünkü güzel bir kavuşum, güzel bir açı bu. Venüs ile Jüpiter'in iki iyicil gezegenin birleşmesi. Üçüncü evinizde olacak. Bu güzel bir seyahat, bir tatil, bir yolculuk getirebilir size. Bir anlaşma, sözleşme, imza atmak, kontrat için iyi bir dönemdesiniz. Yani her türlü işbirlikleri, ortaklıklar için ya da özel ilişkilerinizde bunu değerlendirebilirsiniz. Eğitimle ilgili başarılar getirebilir size ya da çok güzel bir eğitim fırsatı getirebilir. Her türlü tasarım, promosyon, reklam, pazarlama, iletişim alanları, internet, sosyal medya üzerinde yapılacak girişimleriniz anlamında da yine çok güzel fırsatlarınız var. Kardeşler sizi sevindirebilir. Kardeşlerden keyifli haberler gelebilir. İlişkileriniz daha sıcak, daha paylaşımcı olabilir. Yakın ilişkiler ve komşulardan da şans alabilir. Sevgili kovalar, güzel ve sağlıklı bir ay diliyorum.